Merhaba sevgili gençler. Bugün sizlerle AYT konusu olan vektörler ve bağıl hareketle ilgili sorular çözeceğiz. Bunlarla ilgili önemli yerleri, hatırlatmaları sorular üzerinde beraber yapalım arkadaşlar. Evet, ilk sorumuz vektörlerle ilgili bir soru. Sorumuza bakalım. Yatay bir düzlemde A noktasından harekete geçen bir kişi önce doğuya 16 metre sonra kuzeye 12 metre giderek B noktasına geliyor. Daha sonra B noktasından merkezi A noktası olacak şekilde çembersel bir yörüngeden saat yönünün tersi yönünde 106 derece dönerek C noktasına ulaşıyor. B noktasının C noktasına göre konum vektörünün büyüklüğü kaç metredir diyor sorumuz. Burada önemli olan arkadaşlar vektörleri iyi bir şekilde tanımamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi genelde yön belirtir, açı belirtir. Bunlara e, bakalım. E, bunlar önemli. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Öncelikle bir... E, yönlerimizi çizelim. Yönlerimizi çizerken haritaya göre konumlamamız gerekiyor. Yani haritadaki yönler nasılsa, e, bakın bu tarafa biz normalde ne diyorduk? Doğu diyoruz. Burası arkadaşlar Batı. Burası Kuzey. Burası da Güney. Şimdi öncelikle sırayla gidelim. A noktası referans noktamız yani harekete başlanılan nokta. A noktasına harekete geçiyor, ee, doğuya doğru 16 metre gitsin bakalım. Evet, doğuya doğru bakın, ben 16 metre götürdüm. Ne yapmış? Sonra kuzeye doğru 12 metre daha götüreceğim. Bakın, kuzey yukarı doğru şöyle 12 metre daha götürdüm. B noktasına geliyor, yani vardığı noktaya da biz B noktası diyoruz arkadaşlar. Daha sonra B noktasından merkezi A noktası olacak şekilde çembersel bir yörüngeden saat yönünün ters yönünde 106 derece dönecekmiş. Yani şöyle düşünün. Bakın B noktasından A merkezi bakın çembersel bir yörünge çizerek 106 derece döndürdü. Yani bakın burası 106 derece. Şimdi şunu sorabilirsiniz. Şurası kaç derecedir ki hani ona göre bir yön belirlememiz gerekiyor. Bakın 12, 16, Normalde burası bir dik üçgen olduğu için burası arkadaşlar 37 derece gelecektir. Yani 3, 4, 5 üçgenine denk gelir. Burası 37 derecedir. Aynı şekilde burası 106 derece ise burası da 37 derecedir. O zaman bakın şurası C noktası demiş. Evet şöyle indirdiğimiz zaman. Burada arkadaşlar. B noktasının C noktasına göre konum vektörü. Yani şurası. Düz bir çizgi olarak baktığımızda burası 16 metre ise burası da 16 metredir. Biz evet şuradaki konum vektörünü soruyor arkadaşlar. Nedir? 16 16 burası da 32 metre. Bu konum vektörünün büyüklüğüdür diyeceğiz. Doğru cevabımız arkadaşlar C seçeneği olacak. Evet arkadaşlar, sıradaki sorumuz bağlı hareketle bir ilgili bir soru sorumuzu görelim bakalım. K ve L araçlarına ait konum zaman grafikleri şekilde verilmiştir. Kuzeye doğru hareket eden K aracındaki gözlemciye göre L aracının hızı hangi yönde kaç metre bölü saniyedir? Bu soruya başlamadan önce arkadaşlar size kısaca bağlı hareketin e, ne demek olduğunu söyleyelim. Bağlı hareket arkadaşlar iki tane farklı hareketlinin e, birbirini e, gö nasıl gördüğünü anlatır aslında bize. Nedir arkadaşlar? Hareket göreceli bir kavramdır. E, bu yüzden farklı e, hareket görülebilir. Farklı gözlemciler tarafından. Şimdi bağlı hareketi yazarken biz ne yapıyoruz önce? Bağlı hareketi ve bağıl diyorum. Evet. Bağılız. Gözleneni e, eksi gözlemci diyeceğiz arkadaşlar. Yani ve gözlenen eksi ve gözlemci. Bakın şuraya dikkat arkadaşlar. Buradaki e, gözlemci ve gözlenenin hızı vektöreldir arkadaşlar. Üzerlerine ok koyduğum için e, vektörel işlem yapmamız gerekiyor. O zaman bakın grafikten hemen K'nın hızını bulalım. K'nın hızı arkadaşlar e, şöyle <laughs> diyor ki 16 e, konumu 2 ise zaman olduğu için arkadaşlar bu grafiğin eğiminden K'nın hızını biz artı 8 metre bölü saniye olarak buluruz. Yani 16 bölü 2 dersek. E, bu K'nın bize arkadaşlar kuzeye doğru gittiğini söylemiş. Hemen L'nin hızına bakıyorum arkadaşlar. L için nedir? Ee, eksi 8 e, konumu 4 saniyede almış. Yani buranın eğimine bakarsak biz burayı eksi 2 olarak bulabiliriz. Yani eksi 2 dediğimizde mi? Eksi 8 bölü 4 dersek. E, şimdi bunlar birbirinin tersi gördüğünüz gibi. K kuzeye gidiyorsa L ise güneye gidecek. Şimdi bunları karıştırmamak için şöyle kuzey yönünü yukarı, güney yönünü aşağı doğru alacağız. Şimdi bağlıza bakalım. K aracındaki gözlemciye göre L aracının hızı. Yani gözlemci dediğimiz K, gözlenen dediğimiz L arkadaşlar. O zaman L'nin hızından K'nın hızını vektörel olarak bakın burası önemlidir arkadaşlar. Vektörel olarak çıkaracağız. O zaman V bağlı diyorum. Evet. L'nin hızı güneye doğru 2. Bakın aşağı doğru çizdim. 2 metre bölü saniye. Eksi K'nın hızı kuzeye doğru 8. Ama eksi olduğu için bu da güneye doğru 8 olacak. Evet burada çünkü eksi var başında arkadaşlar. Yani bunları biz vektörel olarak bir toplama yaparsak arkadaşlar ne olacak? Bizim toplam vektörümüz 10 metre bölü saniye Güney gelecek arkadaşlar. Yani aslında e, burada bağıl hızı 10 metre bölü saniye güney buluyoruz. Cevabımız D seçeneğidir. Sıradaki sorumuz yine bağıl hareketle ilgili bir soru. E, soruya bakalım. Akıntı hızının sabit ve kıyıya paralel olduğu nehirde K noktasından sabit hızlı akıntıya paralel harekete geçen yüzücü T1 süre sonra L noktasına ulaşıyor. Daha sonra aynı büyüklükteki hızla T2 süre sonra K noktasına geri dönüyor. Buna göre 1, 2, 3 yargılarının hangileri kesinlikle doğrudur demiş. Yine bir kesinlik sorumuz var. Onun için dikkat etmemiz gerekiyor. Belli yerlere arkadaşlar. Şimdi bakalım bir K noktası var. Şöyle bir de L noktası var ve nehirdeyiz. Nehirse arkadaşlar akıntı hızına dikkat etmemiz gerekiyor. Ama bize bu nehirde Akıntı hızıyla ilgili bir şey vermemiş. Yani akıntının ne tarafa doğru olduğunu bize söylememiş. Yani bu sağa doğru da olabilir, sola doğru da olabilir akıntı hızı. Burada bir, e, e, bu konuyu burada, evet şu kısım kalsın. Şimdi arkadaşlar, birinci öncülü okuyorum. T1 süresi T2 süresinden daha büyüktür demiş. Şimdi yüzücü K'dan başlamış. Evet şu şekilde. Ee, bu tarafa doğru gelmiş. Yani burası K'l'yi alması için arkadaşlar e, ne olacak? Ee, buradaki VK yani V yüzücü diyelim biz buna. Şöyle silip yüzücü artı akıntının hızı evet, çarpı T1 dersek arkadaşlar bize burayı K'l'nin uzunluğunu verecek. Şimdi L'den K'ya geri gelirken aynı şekilde... V yüzücü artı V akıntı çarpı t de bize LK'nın uzunluğunu verecek. Fakat bizim burada bilmediğimiz şey şu arkadaşlar. Burada akıntı hızının yönünü bilmediğimiz için biz burada T1 ve T2 hakkında yorum yapamayız. Yani akıntı hızı burada eksi de olabilir. Burada da eksi olabilir. O yüzden T1 ve T2 hakkında bir şey söyleyemiyoruz. Hangisinin daha büyük e, olduğuyla ilgili. Akıntı hızı artarsa t1 ve t2 süresi değişmez. Şimdi akıntı hızını arttırdığımız zaman biz burada bakın süreler arkadaşlar akıntı hızlarına bağlıdır gördüğünüz gibi çünkü kl artı lk yani şuradaki toplam mesafe e, sürelere bağlı olduğu için arkadaşlar t1 ve t2 süresi akıntı hızıyla beraber değişecektir arkadaşlar. Akıntı hızı yüzücünün hızından küçüktür demiş. Şimdi Burada arkadaşlar mantıkla da bunu yapabilirsiniz. Normalde akıntı hızı eğer yüzücünün hızından büyük olsaydı arkadaşlar. Yani şöyle düşünün. Mesela bu tarafa doğru yüzüyor. Akıntı da ters yönde. Bu tarafa doğru diyelim ki. E ne olacak? Akıntı hızı daha büyükse arkadaşlar e, bu karşı tarafa gidemeyecek. Akıntı hızımı ters tarafa doğru götürecek. Bu yüzden akıntı hızının yüzücünün hızından büyük olma ihtimali e, yoktur arkadaşlar. E, yani Akıntı hızı yüzücün hızından küçük olmalıdır. Ee, burada kesinlikle doğru olan yalnız 3 cevabımız C seçeneğidir. <laughs>